abimi arayayım istersen. Sen de rahatlarsın belki. Yok, aramayalım. Rahatım ben ya. Ben bayağı rahatım. Galiba kuzgunu beklemek hoşuma gidiyor. Vallahi yenge, çok samimiyetle bir şey söyleyeyim sana. Şu hayatta mutlu olmasını canı gönülden isteyeceğim bir karı koca varsa o da sizsiniz. Niye biliyor musun? Hak ettik mi? Hak ediyorsunuz. Anlaşılan buraya böyle kafanı estikçe gelmeyi sen adet edin canı. Evet. Dur şimdi, korkma. Şöyle yapacağız. Bunu buraya koyacağız. Bunu da şuraya koyacağız. Sonra böyle sıkıca kendimize çekeceğiz. Sonra da hoş geldin karıcığım. İyi ki geldin. Bu ne güzel sürpriz böyle diyeceğiz. Seni çok özlediğimi fark ettim. O kadar çok özlemiş olamazsın. Özledim ama. Bu yüz var ya, bu yüz. Sen bana şimdi böyle bakıyorsun ya. Bu var ya bu. İşte bu yüz adamın içini eritir. Bu yüz. Ama yapma. Kendine de beni de zorlama. Ne demek zorlama? Bunları söylerken gerçekten zorlandım mı sanıyorsun? Ben ne zaman zorlandım biliyor musun Kuzgun? Bunları hissedip de sana söyleyemediğim zaman. İki arada bir derede kaldığım zaman. İki arada değil misin? Öyleyim. Ama artık hayatın akışını zorlamıyorum. Sadece sana ve bana bakmak istiyorum. Nasıl olacak o Lila? Hı? Bilmiyorum. Ama sadece seninle olacak biliyorum. Ben sadece burada değilim. Bak bu çizgi var ya. Benim adım burada da yazılı. Hem de bunu dünyanın en güzel, en güçlü varlığı yazmış beni oraya. Sadece senin görmeni bekledi. Benim görmemi bekledi. O kadar. Hadi bak, benim işim var. Malum senin de.
Mahkeme falan. Gidelim. Nereye? Nereye olursa. Herkesten, her şeyden uzağa gidelim. Bu dünyadan uzağa. Buradan başka bir dünya yok. Var. Benim yanımdan Behram'ın yanına gittin. Demek ki bizim için bambaşka bir dünya var. Behram'ın olmadığı, karanlığın olmadığı bambaşka bir dünya. Ben de diyorum bu konu böyle dönüp dolaşıp nereye gelecek? Behram değil mi? Sen şimdi merak ediyorsundur. Behram'la biz ne konuştuk, ne yaptık? Doğru. Merak ettim. Ama öyle değil. Seni Behram'ın karanlığından ne kadar uzağa çekebilirim onu merak ettim. Ya daha düne kadar bu adam bana zarar verecek diye dört dönmüyor muydun sen? Ben mi yanlış hatırlıyorum? O düne kadardı. Artık Behram'ın sana zarar veremeyeceğini biliyorum. Behram kim gerçekten bilmiyor musun kuzum? Toplantım var şimdi. Akşam görüşürüz. Olur mu? Görüşürüz. Şimdi hepiniz bilmem kaç yıldır bu bilgin lojistikte çalışmış insanlarsınız. Daha doğrusu mecbur bırakılmış. Peki bu mecburiyeti kim kaldırıyor şimdi ve ne sıfatla? Ben? Öyle sıfatı falan da yok. Sizin taşıtmak istediğiniz malı yarı fiyatın hem de Behram adı var güvencesiyle taşıyacaksınız. Peki Rıfat Bilgin? O da hala korunuyor. Bundan bir tek Rıfat'ın haberi yok herhalde. Malum cezaevinde kendisi. Peki onunla çalışmadık diyelim. Siz zaten Rıfat'la değil. Onun o beceriksiz oğluyla bir de karısıyla çalışıyorsunuz. Ha şunu da söyleyeyim. Yarın öbür gün bu adam dışarı çıkarsa işler artık eskisi gibi olmayacak onun için. O altın çağı siz görseniz de görmeseniz de kapandı gitti. Birkaç firmanın daha Bilgin Lojistik'le bağlarını kopardığını biliyorum. Evet. Benimle çalışıyorlar. Eğer iflas ederse mallarımız bağlanabilir ve de tehlikeye girebilir. İflas edecekler. Bakın açık konuşacağım. Ben size gelecekten haber veriyorum. Şimdi ben sizden bu Bilgin Lojistik'te olan bütün anlaşmalarınızı iptal etmenizi beklerken önünüze benim yanımda olma şansını koyuyorum. Anlatabiliyorum değil mi?